Ya ben Kruse'yi bazen maçta izliyorum, yalnız görüyorum. Bazı maçlarda çok kopuk. Hani şey istiyor büyük ihtimalle, hani Bundesliga'daki hani oyunun doğrularını daha çok sayıda, mesela 11 oyuncudan 6-7'si çok doğru oynar. Yetenekli yeteneksiz tartışır ama doğrusu neyse onu yapar. Kruse burada bazen o yalnızlığı yaşadığı gibi geliyor bana. Çünkü birkaç oyuncu dışında hani Emre, Gustavo, Kruse, Ozan mesela oyunun doğrularını çok yapan bir oyuncu değil her zaman. Bazı maçlarda çok iyi ama oyunun yanlışını çok fazla yapan oyuncu. Mesela Rodriguez de öyledir. Galatasaray'da da mesela oyunun doğrularını yapar ama yanlışını da çok görürsün. Mesela pas vereceği yerde bir bakarsın sıfıra inmiş, top ayağına çarpmış, avuta çıkmış. Çıldırırsın Kruse olsan. Yani orada çünkü yapman gereken nedir? Sen Kruse'sin, ben Rodriguez'im. Vereceğim sana, koşu yapacağım. Kruse onu bekliyor. Doğrusu o. Tabii ama Rodriguez ne yapıyor? Sokak futbolu gibi alıyor topu, sıfıra iniyor. Sol ayağı yok mesela. Kesiyor, taç. tabii Safkan bir kanat Delirirsin. oyuncusu yok. Evet. Yani Deniz Türüç'te vardı o mesela. İlk zamanlar Deniz'le Kruse'nin uyumunu ben çok beğenmiştim saha içinde ama defansı kim yapacak? Bu sefer orada da fazlalık oluyor. Evet. Yani o yüzden Kruse hep şey arıyor sanki. Böyle bir Gustavo'dan çok gördü onu. Çünkü Gustavo çok Bak şey, Dira kafayı Rodrigo örneği. kaldırıyor. Tak, orada Kruse var. Vermesi gereken zamanda veriyor. Onu yapmak zaten dünya klasında olmayı gerektiriyor artık. Çok basit bir şey gibi görünse de. Mesela Tolga Ciğerci'de de var o. İyi tarafları var ama yanlışını da çok fazla yapıyor. Mesela şu çekmemesi gereken bir yerde 30'dan bir bakıyoruz Tolga vuruyor. Gidiyor top şeye, üst tribüne. Yani o yüzden Kruse'nin yalnızlığını çözmek gerekiyordu. Ferdi ile çözebilirsin mesela. Ama Ferdi de daha ham, daha olmadığı için Bence şu çözecek Eren. Kruse Hasan de Ali biraz gidince yalnız. Heh, o geri zaman. Rodriguez Dirar Ha, olacak Dirar maç olursa düzeninin olur bak. Dirar yanında. doğrusunu yapıyor çünkü. Evet, o zaman bence çözülecek yani. Geri Aynen. ikisi de kanat da Hı. kullanabilen ama farklı tipte işler Aynen. de yapabilen oyuncular. Ya mesela Fenerbahçe'nin orta sahasında Badou Endai'nin şu andaki formdaki Ya hali keşke olsa 6-8 olsa, puan Fenerbahçe'ye of, katardı sene olsa var başında. yani çok çok büyük fark ettirirdi. Yani Trabzonspor'un en büyük avantajlarından biri o Cilerme ve Ndiaye transferleri Tabii. çok büyük güç Ndiaye kattı. bir de tam Ersun Hoca'nın Aynen. oyununun topçusu yani. İstemedi mi Fenerbahçe? İstedi Sene sanki. başında vardı öyle bir Mensah'la durum. ilgilendi bir ara. Mensah da aslında O uygun da bir öyle. oyuncu. Yani o dikine giden topu taşıyan oyuncu tipi gerekiyordu ve şok presi yapacak önde. Şimdi Emre'nin düşünden bahsettik. Ozan da düşünce. Gustavo da Süpermen değil. Tek başına hem bassın, hem yapsın, hem atsın. Ters topu da var Gustavo'nun. Onu da yapıyor ama Şu nereye maçta kadar? ama yani olacak iş değil. Evet, yani çok büyük şanssız. Peki nasıl bir kadro bekliyorsun Fenerbahçe'de? Nasıl olur sence? Tolga yani Jailson'u da denemiş bu arada hoca Hı. orada. Tolga'yı da denediği bir durum var. Altay Ya olacak tabii önce. benim beklediğim bence Jailson'u değil orta sahada Tolga'yı kullanacak bence. Tolga Ciğerci. Bence günün sonunda Tolga'ya gelecek orası. Tolga Ozan diyorsun. Ya evet ama bilgi ya ben bu yorum olarak söylüyorum. Ama bilgi olarak Tolga'nın solda olduğu, Jailson'la Ozan'ın orta göbekte olduğu Galatasaray'dakine Yani. benzer bir durum aslında. Aynı sorunu yaşıyorlar. İkinci stoper kim Evet, olsundan sıkıntı. çıkıyor Aynen. İki takımın da sorunları benziyor bölge olarak. Çünkü Galatasaray'da birazdan Galatasaray bölümüne geçeceğiz ama Lemina'nın yokluğu defans hattını da etkileyecek direkt. Orada Selim oynayacak gömülü olarak. Yoksa Donkum oraya çekecek. Hocanın tercihi çok önemli. Peki savunma hattından devam edelim Fenerbahçe'de. Altay, sağda Dirar, ortada Serdar Rami, şey özür dilerim İsla, solda Hasan Ali fizik durumu nasıl? Yani şey olarak. Aslında bir iki haftaya daha ihtiyacı var. Yani bu Ama hafta derbiye özel oynadığın hazırlanmak öyle gibi olacak oluyor yani. yani. Tabii Oyuncular hadi kendini oğlum hadi hazırladı. artık Aynen. filan. Çünkü Hasan öyle artık bu çıkacak. şey maçı, final maçı sezonun Tabii. Fenerbahçe için. Ben Hasan Ali'nin oynayabileceğini düşünüyorum aslında sol bekte. Dirar'ı da böylece daha efektif kullanabilirsiniz. Yani Dirar'ı Saracchi'nin çıkışlarını engellemek için kullanabilirsiniz. Bir kere Dirar orada olduğu zaman İsta Dirar ikilisi Saracchi'yi biraz endişelendirebilir. Çünkü İsta da zaman zaman gidiyor. Eskiden tabii daha çok gidiyordu. Kariyerini hatırlıyoruz. Hem milli takımında hem Juventus döneminde ama Dirar'la beraber oldukları zaman ikili oyunları daha çok yapıyorlar. Çünkü iki oyuncu da dikine sıfıra inmeye çalışan sağ ayaklı oyuncu. Deniz'i oynattığın zaman orada Deniz içe kat eden oyuncu. O zaman başka bir şey oynuyorsun. Ama iki tane aynı tehdit Saracchi'yi şey yapabilir. Mesela Deniz'in defansı daha az. Evet. Dirar'ın defansı daha, yani Dirar kovalar Saracchi'yi. O yüzden sanki Dirar'ı önde kullanmak daha iyi olabilir Bence de Fenerbahçe bence için. de. Yani hem çok baskılı başlaman lazım. Aynen. Onu da yapabileceğim bir durum. Çünkü Deniz topu ister ayağına. Tabii. Deniz'e top vereceksin. Ama onunla oynatmak da lazım. Çünkü yaratıcı oyuncu eksiğin de var şimdi Gustavo ve Emre olmayınca. Yani Fenerbahçe için biraz değişik bir kadro tam şey olacak. maçı ya. Santra'yı yaptın.
vurdun ileri. Tabii. Gittin bam bam bastın. Orada sert şey, teması göstererek. Başka taraftar olmaz. Hemen tezahüratla başladı. Bir yani bir elini ayağını şey yapman lazım, korkutman lazım ki rakibini böyle titretmen lazım ki o maçı kazanabiliriz. Çünkü Galatasaray güvenli çıkarsa başka bir yere gider maç. Senin ilk dakikadan itibaren Galatasaray'ın ayaklarını titretmen lazım sahadaki adamların. Yani o yüzden işte Lemina'nın olmaması önemli. Yani Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. Nasıl ki Gustavo için şey söylüyorsak. Bence iki teknik adam da rakipten birer kişi çıkarsan bunları çıkartırdı. E tabii. Yani en fazla Muslera şeyini sayarsın. Aynen. Ama Galatasaray için çok formdaydı Lemina. Mesela seri olmasa seri bir tolere edersin bir şekilde ama Lemina'nın şey olarak alternatifi yok. Stili o kadar uygun ki bu sisteme, şimdi yeni oynanan sisteme. Orayı nasıl kapatacak? Birazdan o ihtimalleri konuşacağız ama genelde Kadıköy'de, Samandıra'da şöyle bir şey oluyor. Biz hep hani eski futbolculardan da duyarız bunu. Galatasaray maçının olduğu haftalar Fenerbahçe için şölen havasında olur. Bir bayram gibi hazırlanır. Yönetimin burada takımla ilişkisinde bir toplantı ya da şey oluyor mudur, olacak mıdır? Oldu sende? Oldu. Yani daha gitti yönetim. Aynen. O orada pazartesi akşamı. Sende. Pazartesi aynen. akşamı. Pazartesi gündüz gittiler. Antrenmanı takip ettiler. Ondan sonra akşamki Süper Lig maçlarını da birlikte prim açıklanır. Volkan maç Demirel, günü, Emre Belözoğlu. Tabii şeyler olacak. Hoca ile sohbet ettiler. O akşamki maçları da Samandıra'da birlikte takip etmişler. İşte Antalya Spor, Gaziantep Spor maçlarını. Ve hani işte biz takımla da bir konuşma yapıyor başkan. Güveniyoruz size. Alacağız bu maçı çocuklar. Temalı bir konuşma. Bunlar her derbiden önce hem yapılması gereken hem de takımın bence ihtiyacı olan şeyler. Yani burada futbol duygusal işliyor. Yani evet kurumsallık falan güzel ama bir de buranın gerçekleri var. Yani o işletme, pazarlama deyimiyle işte global düşün, yerel davran derler. O yüzden Sivas'taki McDonald's'ta bağlamacı var. Yani öyle bir dönem olmuş ya orada. Millet gelip çay içiyormuş sürekli. Çay içip oturuyor bütün gün. Bari ikinci üçüncü şeyi alsın diye bir stand kurmuşlar. Bir de bağlamacı koymuşlar başına. Yandaki dükkanlar McDonald's'ın genel merkezine şikayet ediyor. Bu bağlama var burada. Ne ya McDonald's'ta siz ne yapıyorlar bunlar? Haberiniz olsun falan diye böyle fotoğraf fotoğraf yollamışlar. Genel merkezden bizim haberimiz var cevabı gelmiş mesela. Süper. Bunu yapman lazım yani Ali Koç tamam kendi şirketinde çok kurumsalın zaten başında yıllardır onu tamamlaması ama Arda da gelip bir oyuncunun sırtına vuracak hadi oğlum hadi aslanım diyecek tüm yani yerlisi yabancısı zaten işte Brezilyalısı bilmem nesi de bizle aynı kafada bunun çok önemi var. Peki iki senaryo var Fenerbahçe kazanırsa ve Fenerbahçe kaybederse beraberlik de tabii bir seçenek ama kazanma ve kaybetme arasındaki fark çok fazla. Şimdi diğer yıllara baktığımızda Fenerbahçe için bu kadar ikisi arasındaki farkın fazla olduğu bir derbi çok yakın zamanda hatırlamıyorum. Çünkü hem takvim olarak hem de puan farkı ve ligin bu kadar şampiyonluğa aday takımların fazla olmasından da dolayı matematik olarak Fenerbahçe kaybederse çok farklı bir senaryo, kazanırsa çok farklı bir senaryo gibi duruyor şu anda. Böyle derbilerde genelde ihtiyacı olanın kazandığı bir iklim var bizim ülkemizde futbol olarak. Hani bunu hakemler için ya da algı, federasyon için demiyorum. Oyuncu grubu diyor ki masaya yumruğunu vuruyor. Bizim ihtiyacımız var. Biz Fenerbahçe'yiz ve bu maçı alacağız diyor. Ve Kadıköy'de de oluyor zaten bu. Bu derbinin özelinde bu fark çok fazla. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani aradaki fark çok fazla. Kazanma ile kaybetme arasındaki mesafeyi söylüyor. Beşiktaş maçının skoru bence çok etkileyecek bu arada. Beşiktaş-Trabzonspor maçı beraber biterse çok daha dengeli bir maç bekliyorum o zaman. Abi yenilmeyelim. Biz bir ön beraberliği bir cebimize koyalım oyunu olacak. O zaman biz kötü bir derbi izleyeceğiz bence büyük ihtimalle. Berabere biterse. Ama bir Trabzonspor yenilir, Beşiktaş alttan bir ateş yakarsa Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a o zaman ya biz burada bir risk alabiliriz. Zaten selektör yenilmiş. Yaparsa orada. Evet. Geliyorum. Arkadan selektör var. Önde zaten yenilsem de benim için sıkıntı yok. Bu haftayı aynen geçiyorum. Durumu olursa daha güzel bir maç izleriz. Trabzonsporlar ne kadar Trabzonspor'la konuştuysam bu hafta Fenerbahçe'yi izliyorlar. Çünkü onlar tepede ligin sonunda Galatasaray'la yalnız kalmak istemiyor. Ben de bugün bir Trabzonspor bir arkadaşımla konuştum. Kendisi Trabzonspor'un çok yakından takip eden değerli muhabirlerinden bir tanesi şey dedi. Galatasaray'ın dedi gelmesi dedi burada dedi biraz endişeye yol aç dedi. Çünkü Galatasaray'la kafa kafaya kalmayı kimse istemez dedi. Hakikaten yani güldük şakalar yaptık orada da ciddi bir keyif oldu mesela. Bunları konuşmak bile tatlı tatlı güzel oluyor yani bu ligimizde. Ama o mesafenin fazla olması işte
Bence ihtiyacı olanın kazanacağı bir tabloya doğru çıkartabilir olayı. Yani normal şartlar altında tabii. Yani bilimdeki gibi. Yani normal şartlar altında oraya doğru yıllardır gidiyor. Bakalım nasıl olacak? Şimdi Galatasaray bölümüne geçeceğiz. Fenerbahçe'yle ilgili eklemek istediğim bir şey varsa onunla bitirelim. Evet, aradı zaten. Aynen. Galatasaray bölümünde karşınızda olacağız.